Arkadaşlar merhabalar, yine bir tadım testi videosuna hoş geldiniz. Bugün bir tadım testini gerçekleştireceğimiz tütünümüzün markası Daim Tobacco'dan Ozi Pozi tütün aromasının tadım testini gerçekleştireceğiz. Ama ondan önce güzel konuklarım var. Sefa'cığım hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Hakan'cığım. Merhabalar. Niye resmeti otomobu? Onu da bilmiyorum böyle ama kendimizi böyle baba hep şu arkadaki tasarımdan biliyor musun? Videoda da onu izliyorum vallahi, sırf ona bakmak için. Şu arkadaki tasarımdan kendimizi böyle stüdyodaymışız gibi hissetme artık ambiyansımız tam oldu yani. Direkt bıyıklığın arkacının nargile şeyinin üstünde bıyık oluşu ne oldu? Şunu rengi şey yapalım mı lan? Sabitlemek mi istiyorsun bir şey? Ya yavaşlatak onu. Al. Bas. Ya sabitletecek. Bence tam böyle yeşil tarzı bir şey yapabilirsin. Yeşil mi yapalım? Hmm. Daha canlı gösteriyorsun. Velhasıl kelam. Ozi Pozi tütünün tadım testini ben bugün Arkan kardeşim gerçekleştirecek. Ondan sonra zaten o da daha yeni açmaya başladı. Bizi bilenler bilir. Biz nargilemizi hiçbir zaman açıp içmeye başlayıp da ortalarında duman şovu yapmayı sevmeyiz. Kardeşim benim tütünüm neydi? Tadım testi yaptığımız. Senin tütününe geleceksin. Tütün özel bir tütün. He tamam. Özel. Senin tütün özel tütün. Onu da birazdan anlatmaya başlayacağım. Ozi Pozi tütünün tadım testini gerçekleştireceğiz. Esas konumuz bu olacak. Ancak Sefa kardeşimizin de dediği gibi bugün Sefa kardeşimize lakabı Nakta Şeftalici olan, değil mi? Aromayı çok seven, evet. Nakta Şeftali'ye gerçekten yıllarını vermiş bir isimdir Sefa. Ancak dedim ki ben ona Zümret Şeftali var. Black Şeftali diye geçer. Şeftali. Gerçekten başarılı bir tütün. Ben içtim. Zaten Volkan Sevinç kardeşimiz hediye etmişti. Buradan ona teşekkürlerimi sunuyorum. Ondan sonra önce onu da söylemek isterim. Sefa kardeşimiz de Nakta Şeftalci olarak onu da tatmasını istedim. Bugün ona Solaris Dule'ye tütünü bastık. Bir de Folio Ignis yaparken o tarz bir durum oldu. Nasıl açma durumları Sefa'cığım? Başladı kardeşim, mı? Kardeşim şu an hala açamadım. Aman baba aman can ya. Sana güzel hazırladım. Hemen patlayıcılı tarz hazırlamadım bu sefer. Bu tütün aynen. Sefa dark bir tütün olmasına rağmen, yani siyah bir tütün olmasına rağmen çok ilginçtir ki ısıyı çok sevmiyor. Allah Allah. Ha, o diğer normalde dar tütünler ısıyı seven tütünler. Yok abi bu böyle değil. Tenefekta gibi değil. Bu ısıyı seven. Bunun ısıyla alakası yok. Bu böyle hem ıslak hem de kuru gibi tarzında tütün. Nasıl anlatılır anlatamıyorum yani. Çok değişik bir tütün yapısı var. Böyle yumuşak yumuşak nakla gibi açıp içmeye başlayacaksın diye tahmin ediyorum. Hakan kardeşimiz Urfalı bir kardeşimiz. O da çift elma konusunda gerçekten hep yıllardır çift elma açıyor değil mi kardeşim benim? Aynen yani. Kardeşim. Ya Urfalı zaten mecbur onu içiyorsun herhalde. Başka bir şey yok. Harbi mi diyorsun? Başka bir şey yok. Nargile diyorsun anason geliyor çift elma. Kaçak başka geliyor. Yok. Elma diyorsun anason yolluyorlar. Nargile diyorsun anason yolluyorlar. O tarz bir durum olsun diyor. Sen ama o zaman daimi bugün belki çok nasıl durumlar beğenir misin bilmiyorum hani. Birazcık senin için. Ya ben her kaçar. Zaman çift elma içtiğim için ağız alışkanlığı olmuş ama farklı bir şeyler denediğin zaman daha farklı bir tat bırakıyor ağza. O yüzden daha hoş. Şimdi ben de şöyle bir durum oluyordu. Biz önceden işte aylarca nakla kapsun içiyorduk. Artık bir ay, iki ay böyle hiç aralıksız her gün içiyoruz. Şimdi kardeşim ama şöyle şunu da bahsetmek istiyorum ben. Ha. Sen bu Ozi Pozi'yi tanıtıyordun. Bir video çekiyordun. Evet. Biz burayı bir bastık yani kardeşim. Şimdi sana bir baskın attığımızdan dolayı. Evet. Yani şimdi ona da bir değinmek istiyorum. Yani. Arkadaşlar Ozi Pozi'nin 20. dakikasına gelmiştim. Tam işte reklam almadığımızdan, bizim şu kültere çekiliş yapmadığımızdan falan o usullardan bahsederken Sefa kardeşimiz güzel bir hakkını yakışacak teşekkürde bir baskın yaptı. Gerçekten helal hoş olsun yani. Elimizde çiğ köfteyle. Ondan sonra aynen çok güzel bir çok güzel bir baskındı. Birazcık da korkuttu, biraz zıplattı beni hatta yerimden. Küfür etti, ben de ona küfür ettim ağzım bir anda şey oldu. Hani onlar böyle bir videoyu perişan ettik. Yani ya video perişan olsa sizden daha önemli. Ondan sonra yeni videoyu birlikte çekelim. Video dediğin önemsiz. Bir şey zaten ne çekerken konuşmuyoruz. Direkt basıp çekiyoruz onun. Çok bir önemi yoktu. Biraz korkutman adrenaline salgılattı ama Allah var yukarıda. İyi sıçrattım. Nasıl sıçrattım? Biraz bir keşke titremesi oldu. Allah var yukarıda. Onun haricinde durumlar bu şekilde. Yani ben sonuç olarak Ozi Pozi'yi zaten biraz içtim arkadaşlar. 20-25 dakika içtim. Tadı resmen güzel bir limonla başlıyor. Meyve karışımlarını da şeyini hemen söyleyelim. Ejderha meyvesi, çarkıfelek tutku meyvesi ve limon ve buz aromaları bunda mevcut. Bana daha çok limon tadı geliyordu. En başta kardeşim o ejderha meyvesini bilmediğimdendir ya. Limon ağrıydı değil mi? Ha? Ejderha meyvesini bilmediğimden, tadının ne olduğunu bilmediğimden. Hiç hayatımda ejderha meyvesi yemedim arkadaşlar. Ondan kaynaklı. Hiç tutku meyvesi yemedim. Bunları gerçekten inanın bilmiyorum ama
Son zamanlarda içtiğim tütünlerde tutku meyvesi tütünleri birkaç tütüne denk gelmişti. Daha önceki videolarını takip eden kardeşlerim bilir. Onlar o tutku meyvesine birazcık daha artık çarkı felek. Yengeden izin alırsak pavyonlarda koronadan dolayı açılırsa tutku meyvesinde. Aa, orada mı varmış? Gece kulüplerinde mi var? Evet. Abi ben bilmiyorum demiş. Kardeşim şimdi sen niye evliliği yıkacaksın? Yapma. Hepsini arkadan meddetlendirdim. Oğlum biz gideriz, sen niye evlat anlamadın? Tövbe estağfurullah. Oğlum sonra kayınvalide izliyor falan geliyor, ne yapıyorsun? Ya niye öyle bir şeylerden bahsediyorsun? Bizim hiçbir pavyonla alakamız yoktu. Nereden, bu nasıl video oldu? Nasıl yükleyeceksin şimdi bunu? Kayınvalide nasıl izleyecek? Yok, direkt yükleyeceğim ama bizi bilenler bilir. Ama eğlenceli bir video olacak. Aynen, güzel bir video olacak. Hepsini vallahi hiçbir yerini kesmeden pat diye yükleyeceğim. Ama yükleyince de görürsünüz. Kardeşlerim şöyle bir şey var. Limon ağırlıklı, evet dediğim gibi geliyor. Biraz daha da bir emin olun dedim. Arkasından da böyle limonlu şeker. İşte bu ejderha meyveleri, ondan sonra tutku meyvesi ve buz aroması geliyor ama buz çok az. Sen beni şu güzel şivene bilsesene şunu. Muhammed daha yakmadı mı ya? Bu nedir ya? Al kardeşim. Sen al bir daha şuna değil. Bir alalım bakalım. Onu sen açacaksın. Sen hiç bundan ona hiç dokunmayacaksın. Ona hiç dokunmayacaksın mı? Ona hiç dokunmayacaksın. Onu sen tamam. Açacaksın. Pöfet pöfet o dumanını daha önceki videoları çıkarttığını çıkartacaksın. Hiç korkma. Bak keyifle. Açmışsın zaten. Daha ne gelecek işte? Duman geliyor. İşte şu an daha benim için az. Hadi sana o zaman çok küçük bir kıyak geçeyim. Bak, hadi. Bir kubbeyi bana ver o zaman. Yok kubbede. Al. Şimdi aa, daha duman daha da çok. Milim gömdüm arkadaşlar. Çok milim gömdüm. Sebebi de şu. Bu çok fark ettirir ısı ayarında. Böyle önemsiz bir şeymiş gibi görünür. Gerçekten de üstündeki ignisi milim gömseniz bile inanılmaz performansı etkiler. Çok gömer yani milim gerçekten hani belki önemsiz bir şeymiş gibi görünüyor ama şöyle baktığım zaman şu oldu. Şimdi Sefa bir daha çek kardeşim. Dur kardeşim. Yok sen çek. Çayımdan içeyim ya. Ben de çayımı içmem. Çay yap. Arkadaşlar çayımızı içmeyelim. Kaçak çayımızı demedi değil mi? Ha, Urfa'dan kaçak çay getirmiş kaçak adam. Çay, kaçak kaçak. Kaçak. İyi tamam. Kaçar çay içinde içemiyor abi. Hanımefendim Urfa'da nargile sektörü nasıl kardeşim? Piyasa nasıl? Biraz bilgi verir misin buradan bize? Kardeşim Gümrükhanı diye bir yer var. Evet. Yani eğer gelmek isteyen birileri olursa ben de yardımcı olurum gezme konusunda, yemek konusunda eyvallah. Bayağı iyiyimdir. Evet eyvallah kardeşim. Orada genellikle çift elma veriyorlar. Hı hı. Ama hani insanlar böyle senin kadar böyle detaylı bir şekilde işin ehlini bilip böyle bir takım içebilen yok yani. Böyle bir takım yok değil mi? Adam geliyor işte çift elma diyor. Ha, neyse. O da kahveci takımıyla getiriyorlar. Aynen. Tavlayı koyuyorlar önüne. Ben severim domino seti. Kardeşim Keko muydu o mu oluyor bu senin dediğin? Keko biraz daha geride kalıyor da o hani ben bir daha Keko'ya çok bilenlerin gittiği yer. Ama asıl böyle turistlerin, işte yaşlı amcaların gidip domino oynayıp tavla atıp işte nargilelerini çektikleri bir yer aslında. Hı hı. Ama gitmelerini de tavsiye ederim arkadaşlar. Bir de Hakan'cığım bu ben Urfa'da hep böyle görüyordum. Urfa'lı başka nargile sever kardeşlerimiz de vardı. Paylaşımlar yapıyorlardı. Böyle bir mağaranın içinde. Tabii çift mağara. Ha ne? Orası o ne? Orası nasıl? Orası mağara? Bu işin tap noktası. Böyle bildiğin mağaranın içinde içiyorsun aynen, değil mi? Orada efsane tat var. Yani gerçekten efsane, bildiğin aromanın dibine kadar hissediyorsun. Anladım. Nasıl yapıyorlar, nasıl ediyorlar bilmiyorum ama çift elma yani. Fiyatlar ne alemde kardeşim? Fiyat performans. Bizim ana kardeşim da merak ediyor. Son gittiğim zaman geçen seneydi sanırsam 65 liraydı. Of. Tamam biz oradaki kardeşim. Aynen ama vay hani maşallah. Şöyle kebabın geliyor. He. Fındık, lahmacunun, patlıcanlı kebabın, domatesli, sadem falan geliyor. Yanına ayranın geliyor. İşte lavaş derler, biz açık ekmek diyoruz. Hmm. Açık ekmek de gelir. Allah tarifi. Önce bir arada şive katmışsınız değil mi? Önce bir acı biberle gömersin onu. Evet. Üstüne bir kaçak çayın gelir. Yanında semaverle tabii. Evet. Ondan sonra nargileni de yavaş yavaş yakarlar. Adam gelir. Abi açayım mı der. Hatta der. Abi açı mı? Falan yaparlar. Aa, veya yok kardeşim işte abi yok sağ ol Allah razı olsun der 5 lirasından şey yapar feragat eder. Aynen 5 lira için ciğer satıyorlar. Ben mesela bazen nargile kafelere gittiğim zaman nargilesini gerçekten kardeşimize iyi hizmet vermişse şey yapmışsa tabi her zaman 5 lira bırakırım.
Bu usuldür değil mi? Bu tabağa bırakılır. Tabii tipe atmamış hiçbir zaman. Her zaman tabağa bırakılır. Nargileciler mesela alsın diye. Eğer hizmetten memnun kaldıysa. Urfa'da da öyle durumlar oluyor mu mesela? Yani şöyle söyleyeyim. Hani ben kendim Urfalı olduğum dışında insanlar birazcık buraya göre, yani yaşadığımız yerlere göre, sen daha çok bırak. Batıya göre biraz daha yozlaşmış şekilde oldukları için hani bu 5 liranın, 1 liranın, 3 liranın muhabbetini kültürle yansıtamadıkları için, daha doğrusu evet. Vermemeyi sen, tercih sen ediyorlar. O kokusu yok ya, o kadar tadı gelmiyor ya. Nasıl? Nargile beni açıldığını bile düşünmüyorum. Ben şimdi baktım. Peki Hakan, ben sana şimdi bir şey soracağım kardeşim. Nargile çıktı. Şimdi Urfanlı insanı bozuk diyorlar. 5 tane peygamber gelmiş düzeltememiş. Ne diyorsun bu konuda? Bana bunu söyle. Bir çok güzel bir söz var da burada yenge var. Şimdi onu söylemeyeyim. Biraz sonra bu konuya değinelim. Gerçekten çok güzel hani manilerle birlikte karışık bir şey var. Yani. Tamam. O zaman onu birazdan bekliyoruz. Tamam. Senin yorumunu alalım. Ece ne diyorsun? Tat gelmiyor. Ben de aynısını dedim de işte bak dedim. Verin tamam, ver şunu, ver ya. Ver, Allah'ınızı seviyorsunuz. Bir dakika, daha açılmamış. Lan açılmadığını ben senin borusuna bakıp görüyorum da. Senin borusu görünüyor. Hayda, böyle kavgalar mı edeceksin? Baksana, bu mu açılmış nargile zaten? Hani zaten şeyden değil yani. 2 saattir elinde böyle emzik gibi tutuyorsun Sefa. Ya ne demek emzik gibi tutuyorsun ya? Abandınız, abanmıyorsun. Ya ben bunu beğenmedim ya. Ben çok güzel tadı. Yok, benim damak tadım uymaz. Bir şey soracağım. Sana tamam, dur sus. Sen hakikaten şu daimin şu ozofosisini beğenmedin mi? Ya damak tadıma uymadı abi. Tadı pöfür pöfür geliyor. Tadı pöfür pöfür geliyor, tamam. Damak tadıma uymadı diyorum. Allah Allah. Tadı gelmiyor ya. Açılmamış mı şimdi? Ağır ama hani... Tadı şey yok. O paketi açtığımızdaki aroma tadı yok. O kokudaki yok yani. Ya da çiğ köfte yediğimiz için de olabilir, bilemedim. Çiğ köfteden dolayı mı oldu? Olabilir, oldu. Karışıyor sanki biraz. Burnundan verdin mi hiç? Vereyim kardeşim, burnundan da yani, bu nasıl bir muhabbet olur? Kaçtı valla, karnı kaçtı ya. Sizi ya. Sen nasıl terbiyesiz? Ben mi? Ben terbiyesizmişim, sen ne diyorsun? Kendi terbiyesiz. Bence de ya. Neyse, velhasıl kelam. Sen bir çeksin biraz. Şimdi bunun tadı gelmiyor mu? Az abi geliyor da az geliyor diyorum ya. Bak da şeftali de ilk başta öyle gelir. Bir de hayır bundan ya, önce... Ya bak şimdi hiç demeyin. Getireyim. Bir dahaki videoda nakla şeftali yaşayayım. Ben yaşayayım. Size bir şey söyleyeyim mi? Kafa belki bir... Elin yanar. Aman kurban. Elin yanar. Aman kurban. Kurban. Sana şunu söyleyeyim. Ben de yıllardır nakla şeftali içiyorum. Nakla şeftalinin tadı açarken pöfür pöfür vurmaz. Pöfür pöfür gelir. Ki kahveci takımda içmiyorsan eğer. Tamam mı? Tamam. Kick de yapacağım. Ha? Gene solar üstünde de yapacağım sana. 2 kere içmen lazım ondan öncesinde. Tadının kötü gelmesin. Yok. Ondan öncesinde de seninle hatta burada içeride bir tane kafa içeriz. Ondan sonrasında nakla şeftali. Buradan biraz önce lav 66 içildi. Daha şişede onun kokusu vardı. Tam suyunu döktük falan ama daha fazla olmaz. Daha mantıklısı. Mantıklı da şey yapamaz. Sudan geçirmedik. Yalan mı ya? Adamı niye kızdırır siz ya? Burada gelmişim bir nargile kafa içip gidecek. Ha. Sen böyle konuşunca ben şey yapamıyorum. Ya yapma bana. Ben yeni geldim. Bir ballı performansı beklemeni bekle. Ya ne ballı? Ne ballı dedi ya. Şaka bir yana. Ya doğru diyorsun kardeşim. Ballı gibi bir tütün yok. Yani yeryüzünde öyle bir tütün yok. Şaka bir yana. Ben tadı pöfür pöfür görüyorum bence. Kardeşim ama şu ballıyı artık deme. İnsanlar bizim tütün sattığımızı düşünüyor. Yapma böyle şeyler. Hani bizden satıyor tütün mu? Falan. Yani böyle bir şey yok hani. Bir daha söyle yani arkadaşlara. Biz çekiliş falan da yapmıyoruz. Ballı falan hediye etmiyoruz. Hediye de gelmiyor bize ballı. Gerçekten kokusu bayağı geliyor. İşte paketliyken çok geliyordu. Evet. Ama kokusu geliyor ama şey tadı öyle gelmiyor. Nasıl geliyor baba ya? Mis gibi geliyor tadı ya. Allah Allah. Peki, ben teker dönme gidiyorum. Bundan yap. Hakan bir de sen bunu. Hakan al kardeşim. Hakan bir kokusunu şimdi aldın ya. Bir de şundan geliyor mu abi? Tat. Bir bak. Aa, nasıl geliyor böyle? Al tarafsız olarak. Hadi bakalım. Ya şimdi niye korktun? Şimdi Erdoğan'dan niye korkuyorsun sen? Ha? Gerçekten niye az geliyor? Acaba Erdoğan bence de folyodan falan mı? Folyodan falan. Erdoğan beceremedi herhalde az.
Setup mı beceremedik? Tütün ağır. Ağır. Onun şey demedik ki. Onun zaten tamam, ağırlığında biraz az şeftali de geliyor mu? Az geliyor. Tamam. Sen sigara içtin mi? Bundan pöfür. Bundan pöfür. Bir şey soracağım. İçtim. Sen sigara içtin mi? İçtim. Hiç uzun Samsun içtin mi? Eski mi? Hala şu an piyasada yok. Yok içmedim. Bak mesela ondan ben çalıyordum. Ayranın tadı gibi. Böyle boş ama hani ağır da değil. Şimdi kardeşim dızcı olduğundan niye bahsettik? Ben onu tam anlayamadım ya. Hani bana biraz da onu söyle. Tam tadını ifade etmek için söylüyorum. Neyse telefonları falan saklayalım da. Neyleri? Dızlamasın ya. Ya bir kere şekerli daim kadar şimdi sen şimdi daim içtin şekerli. Ver bir şunu. Tamam ver ya benim nargilemi geri verin ya. Tamam ben içiyorum bunu. Şeftali benim. Arkadaşlar Sefa'ya... Bunun kadar tat gelmiyordu. Gelmez işte. Ya şeker tadı arıyorsun. O kadar şeker beklemeyin o kadar. Yok şeftali tadı arıyorum. Nasıl şeftali? Bırak dokunma. Ben, şimdiye kadar Natta şeftali de çok içtim. Bu Natta karmaşık oldu Natta ya. Şeftali'de bir dakika arkadaşlar Natta Şeftali'de hiçbir zaman bir Alkamiz Şeftali tadı veya ne bileyim bu tarz bir daimi pöfür pöfür ağzına bulmuş şeker tadı o tarz bir aroma geliyor yoğunluğu geliyor. Geliyor ya. Hayır geliyor. Ağırlık geliyor bak. Ağırlık da geliyor tatlı. Ağırlık geliyor ağırlık. Anladın mı? Ağırlık geliyor. Ama pöfür pöfür şeftali aroması da vurmaz. Hayır. Anladın mı? Ha. Nasıl vurur? Nasıl vuracağını söyle. Markuş'tan vurur. Arkadaş keşke çiğ köfte baskını yapmasaydı Nakla şeftaliyi alıp gelseydin. Valla billahi ben kaçak maçak yetişseydim sana. Ver babacım şunu bir de ver. Kaçak maçak yetişseydin. Bence bir değiştirip bir daha hazırlayın. Yok yok. Çok güzel oldu. Şu an elitlerine kadar istediğini düşünüyorum. Adam baksana. Ne sütüyor şu an ya. Vallahi baba. Aynen yaptın tamam. Tamam kardeşim vallahi içiyordum lan ben. Bırak içeyim. Tütünün tadı bu. Yani. Nakla şeftali farklı bir aroma. Farklı bir ağırlık, tamam, farklı bir lezzet. Bu farklı. Bu. Yani bunun tadı pöfür. Tamam. Tamam abi, sana bir şey demedik. Sadece dedim ki aroma tadı hani paketi açtığımızdaki gibi gelmiyor dedim. Bu ben de sana bu kadar dedim. Ben de sana şunu söyleyeyim. Bunu niye kavgasını ediyorsun? Ben de sana fenli size şunu söyleyeyim ikinize. Nakta şeftali açtığın zamandaki pöfük pöfük kokan şeftali tadı bana nakta şeftali açınca gelmiyor. Ağırlık geliyor. Bize geliyor. Nasıl tamam, geliyor ya? Tamam tamam abi onu da deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Onun videosunu da koyacağız. Tamam onun videosunu da koyacağız. Tamam. Ben her zaman şunu iddia ediyorum. Nakta şeftali dedi. Net bir şeftali tadı hiçbir zaman. O adam marpuç tutamıyor yanında. Sen neyden bahsediyorsun? Sırasında marpuç vurdu. Marpuç da kendini dövüyor. Tekrar verdiğin dersi kesin. Nakla şeftaliye de hiçbir zaman pöpür pöpür şeftali tadı gelmez. Peki Erdoğan sana göre öyle bize göre böyle. Yok size göre öyle değil. Nakla şeftali ağırdır. Ya Erdoğan niye inat ediyorsun? Niye inat ediyorsun abi? Tamam konuyu kapatalım ya. Tamam dön Ozi şey yap. Ozi Fozi arkadaşlar. Ozi söylesen evet. Güzel bir aroma. Daimine başarılı bir aroma yapmış gerçekten. Benim beğendiğim bir aroma oldu. Hakan sen beğendin mi? Ben beğendim. Adamlar sen gerçi diğer aromalarını içmedin de. Yani ben çift elma içtiğim için hani farklı bir tat oluyor. Yani farklı bir tat oluyor derken boşuma gitti yani net. Ben nargileden falan anlamam yani net söyleyeyim. Yani yalan ben yok. Ben de beğendim. Sefa sen o zifozu hakkında düşünceler neler abi? Benim damak tadım uymadı abi. Abi ben beğendim yani. Sinirlendim ben. Allah Allah. Beğendim de oğlum. Bu mu yani şimdi? Senin beğendiğini beğenmeyince kavga mı edeceğiz biz burada? Abi ortada yani. Arkadaşlar. Gerçekten bizi bilen bilir. Ben her zaman uzun süredir nakta şeftali içen birisiyim. Hani gerçek düşüncelerimi söyleyeyim. Hani nakta şeftali de cümle... Sen nakta kapuçino içersin kardeşim. Kapuçino zaten içiyorum. Nakta şeftali içiyorum ara sıra. Tamam. Biliyorsun Sefa. Biliyorum. Kaç kere alır içiyoruz yani. Bir tamam. Çift elmem var mı dedin? Var. Var. Bir sürü hem de. Var. Revoşun'un var. Revoşun'un çift elması epey güzel. Beğendin yap mi? Bir tane Hakan'a çift elma yap. Çift elma yapalım mı? Yaparız kadar. Sen hiç merak etme. Ya bir bakın çocuğun korkudan sesi içine evet kaçtı ya. Gerçekten. Ortaya oturdum yapmayın diyor, kavga etmeyin diyor. Velhasıl kelam, peki ben sana bir şey soracağım. Zümre Şeftal hakkında gerçek düşüncelerin neler Şeftal? Yalan kardeşim, söyleme ama. Tamam yalan söylemiyorum dur. Güzel, içilir. Ben bunu alıp içerim. Ama geliyor ki hani o paketi açtığımızdaki kokuyla içtiğimdeki aroma
aynı ağırlığı vermiyor. Anladım. O yoğunluk gelmiyor. Pöfür pöfür o tadı gelmiyor. Ama ağırlığı var. Şeftali tadı alttan vurduğundan dolayı ben bunu içerim. Anladım kardeşim. Teşekkür ediyorum. Arkadaşım sen beğenmemiştin zaten. Sağ ol kardeşim. Velhasıl kelam bu da böyle bu şekilde değişik güzel bir videoydu arkadaşlar. Böyle sohbet niteliğinde oldu. Peki bu videonun başına ne koyacağız? Hadi bir şey söyle. Abi bir kardeşim balıklı, işte, bir balıklı gövdede şey yapalım. Sofi'nin yeri diye. Sofi'nin reklam mi? Alsak nasıl olur? Reklama karşıyız kardeşim. Ya reklam değil böyle şey ya. O adam emekçi bir insan kardeşim. Emekçi mi? Aynen yani hani kebabı çat 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 çekip de buzdolabına koymuyor. Tamam da bu video alakası ne olacak abi? Yani, şimdi biz kebap reklamı niye yapıyoruz abi? Ne olur yani? Ufma yani. Ooo nargile değil kebap reklamı yapmaya çalışıyoruz ya. Arkadaş olay iyice koptu. Velhasıl kelam o zaman başlığına o zaman klasik daim ozi fozi. Tabi daim ozi fozi bir de Zümret'i de yaz. Onun hakkında da yorumladık şimdi. Onu da burada bir saattir kahvesini yapıyoruz. Peki daim kutunların en sevdiğin hangi aroması var? Tatlı orospu. Adı o ne yapayım yani? İkinci sıra? İkinci sıraya Zeus'u koyarım. Peki sizin belirlik tespitler nedir abi? Ben kardeşim anladım. Urfa'dan kardeşim hediye olarak getirdi. Özel el yapımı neydi bu? Bağa. Bağmış. Bağa tespihiymiş. Hani bu çok bağ lan. Ya tamam işte. Oralara girmeyelim ya. Tamam. Gırtlaktan söylemedim. Bağmış. Bağ. Ha. Bağ tespihiymiş. Bana ha. Hediye olarak sağ olsun kardeşim Urfa'dan getirdi. Sana da hediye olarak onu getirdi de sen kabul etmedin. Ne yapalım işte öyle bir Sefa arkadaşımız da iki gün önceydi değil mi? İki gün önce doğum evet. Günüydü. Biraz geciktik. Bizim bir Urfa'da ufak tefek arazi işleri falan derken onu biraz ihmal ettik. Aynen kardeşim. Teşekkür buradan ediyorum. Buradan doğum gününü kutluyoruz. Sağ ol kardeşim. Ben biraz bir nefes alayım kardeşim. Peki aynen. Buradan Emre Gökburun'la bir şeyler söylemek ister misin? Kardeşim bak o da sever. O da benim gibi şeftali seven bir arkadaş. Aha, şimdi gel tadı. Geldi mi? Vallahi geldi. Tamam kardeşim zorla beğenme ya. Hani beğenmediysen beğenmemişsindir. Yok geldi şu. Az önce içtiğim zaman hiçbir şey yoktu. Evet. Hiçbir şey yoktu. Ben de aynısını dedim de işte bir türlü kaldım. Kardeşim bu videomuzda böyle bir şey oldu işte. Güzel bir video oldu. Aynen. Hmm. Videoyu kapatalım. Bir de anason içsin kardeşim. Tamam. Tamam anason hazırlayalım. Arkadaşlar bizi bilenler bilir. Bizim hiçbir yerde reklam anlaşmamız, herhangi bir sponsor olduğumuz. Hiçbir kebapçıyla anlaşmamız yok. Hani onda vurgulamak istiyorum. Emekçiydi ama. Yani emekçi bir abimizdir, doğrudur. Sofi Usta. Sofi Usta'ymış Urfa'da. Uğur et lokantası hani şey yaparsın. Hiçbir anlaşma falan yok ama. Gerçekten bilmiyorum, gerçekten tadı çok güzel. Bizde yok zaten bak, biz anlaşma almayız. Erdoğan kardeşim bu konuda çok hassas. Ya adam hani, geliyor bildiğin hani böyle. Böyle bize ama. Sponsor olmak isteyen tütüncülerimiz falan oluyor. Biz asla kabul etmiyoruz. Şundan biraz daha çekeyim. Yani bizi bilenler bilir sonuç olarak. Biz kesinlikle yani çekiliş yap falan diyenler oluyor. Şey yapanlar arkadaşlar bizim öyle maddi güçlerimiz yok. Çekilişte falan işimiz olmaz. Tanıtımlarla böyle kendi paralarımızla kendi gücümüzden yettiğince alıp içmeye çalışıyoruz. İşte sağ olsun sevdiğimiz kardeşlerimiz hediye tütünü atarsa onlar böyle değişik aromalar oluyor. Bizim böyle hediye ettiklerimiz oluyor. Yani bu tarz bir durum söz konusu var. Dostane bir durum. Şimdi işin içine bu çekilişler falan bilmem neler girince biz onların maddiyatının altından kalkamayız. Ondan sonra bazıları diyor abi o zaman Ballı'dan çekiliş yap diyor. Ya işte oğlum Ballı'dan sponsor olmuş gibisin. Gene almışsın 5-6 çeşit. Gene Ballı videoları mı çekeceksin? Hoppa ben Ballı'ya artık videosunu çekeceğim. Biraz artık inanmıyorum. Sanki kötü bir şeymiş gibi anlayışı yapıyor. Ben böyle kötü bir şey fazla övüyormuşum gibi. Yengenin kızı tütünleri gösterdim kardeşim. Kardeşim onlar işte bak orada dizmiş ya Ballılar. İşte onlar Ballı tütünleri. Tatlı bu bence pöfür pöfür geliyor. Hiçbir eksiklik yok, hiçbir sıkıntı yok. Bir baksana yenge. Bakayım. Bak şu an daha çok geliyor daha iyi yani. Ben ilk dediğim düşüncelerin hala arkasındayım kesinlikle. Nasıl? Arama tadı da hala pöfür pöfür geliyor. Pöfür pöfür gelmiyor da yine de. Neyse. Bu da böyle güzel bir video olsun. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için 25 dakikanızı ayırdığınız için sizlere çok teşekkürler ediyorum.
Bizi her zaman takipte kalın. İlerleyen zamanlarda videolarımız daha sık gelmeye başlayacak. Bu ara biraz aralık vermiştik videolara, böyle iş yoğunluğundan da dolayı. İnşallah ilerleyen süreçlerde daha güzel videolar çekeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hakan şöyle. Hakan bir saniye. Heh. Tamam, basabilirsin.